Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu yanımdaki görmüş olduğunuz Tefal'in 6,5 litrelik XX Large diye geçen air freer'ini inceliyoruz arkadaşlar. İlk önce size dış ölçülerini vereceğim. Metrem de yanımda. Şöyle bakalım. Yaklaşık 29 santim burası. Burası da yine 28 santim civarı. Yüksekliği de arkadaşlar 36-37 santimetre civarında. Şimdi teknik özelliklerden başlayacak olursak arkadaşlar, toplamda 6,5 litre bir kapasitesi var dediğim gibi ve iç haznesi ikiye bölünebiliyor. Nasıl bölünebiliyor? Şöyle bir separatör var arkadaşlar. Bu separatörü şu şekilde içerisine şu şekilde takaraktan iki yemeği aynı anda yapabiliyorsunuz. Nasıl yapabiliyorsunuz? Bunun da yine burada bir ayarı var, tuşu var. Önce ilk yemeği seçiyorsunuz, sonra ikinci yemeği seçiyorsunuz, sonra başlat diyorsunuz. Ve iki yemeği de aynı anda yapmaya başlıyor. Bu şekilde 6,5 litrelik haznenin yarısını bir yemek için, yarısını da diğer yemek için kullanabilirsiniz. Bunlar yine çamaşır makinesinde, özür dilerim, bulaşık makinesinde yıkanabiliyorum. Nereden çıktı çamaşır makinesi, inanın ben de bilmiyorum. Evet, bunu bir kenara kaldıralım şöyle. Bu iç haznemizde arkadaşlar. Bu arada gücü 1800 watt. Bu yani ne demek oluyor arkadaşlar? Daha kısa sürede yemeklerimizi pişirmesi anlamına geliyor. Şimdi size şöyle iç kısmını göstermek istiyorum. Şu şekilde iç kısmında şurada görmüş olduğunuz gibi rezidansı mevcut. Bu rezidansı biliyorsunuz ki belli aralıklarda temizlememiz gerekiyor. Çünkü pişen yemeklerin buharı vesaire orada bir birikinti, bir kir oluşturuyor. Bu ne kadar temiz kalırsa o kadar iyi performans alırsınız. Bunun da açıkta olması çok yararlı bir şey arkadaşlar. Direkt elinizle ulaşıp temizliğini yapabiliyorsunuz. Arka tarafını çeviriyorum. Arka tarafında burada yine güç kablomuzun girişi var. Hava girişimiz mazgalı şurada arkadaşlar. Hava girişimiz tam olarak buradan yapılıyor. Onun haricinde maksimum 220 derece ve 60 dakika olacak şekilde çalıştırabiliyorsunuz. 8 ayrı otomatik tanımlı içerisinde programı var. Yani bu nedir? İşte et, balık, işte hamur işi, onun haricinde işte patates kızartması gibi, kek gibi şeylerin ön tanımlı ayarları var arkadaşlar. Siz geliyorsunuz, buradan tıklıyorsunuz. Onu da size göstereceğim. Yine biraz sonra yemek pişireceğiz. Geliyorsunuz, atıyorum patates kızartması. Tıklıyorsunuz, derecesini ve dakikasını otomatik ayarlıyor. Siz tabi kendi tecrübelerinize göre bu dereceleri ve dakikaları manuel olarak da ayarlayıp değiştirebilirsiniz. Genel görünüş bu şekilde arkadaşlar. Akşam oldu. Akşam yemeği yapacağız. Şimdi gidelim bir akşam yemeğimizi yapalım. Ne kadar sürede pişiriyor, nasıl yapıyor, nasıl ediyor görelim arkadaşlar. Ve sizlere de aktarmış olalım. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Evet, airfryer'imizin arayüzü bu şekilde arkadaşlar. Buradan derecesini, buradan da süresini ayarlayabiliyorsunuz. 4 tane burada, 4 tane burada olmak üzere 8 tane ön tanımlı programı var. Buradan başlat bitir tuşumuz var arkadaşlar. Süt tuşumuzda şu işe yarıyor. Aynı anda 2 tane yemek seçip 2 ayrı bölmede yaptığımız için bunun ayarını da buradan yapıyoruz. Evet arkadaşlar, airfryer'in içine tavuğumuzu attık. Orada çekmeyi unuttuğum için şimdi göstereceğim size. 180 derecede 25 dakika ayarlamıştık. Şimdi bir durdurayım. Hem de çevirmiş olalım. Şöyle bakalım. Görmüş olduğunuz gibi güzel gözüküyorlar. Bir çatalımız vardı. Şöyle bir batıralım. Yani neredeyse hemen hemen pişmiş gibi diyebilirim. Ben bunu bir kere çevirmiştim.
Şimdi bir daha çeviriyorum. Her yeri eşit miktarda pişmesi için. 25 dakika bitince bir bakacağız. Eğer olmadıysa, yani daha pişmek için istiyorsa yine bir arkadaşlar bir 5-10 dakika falan daha çalıştırabiliriz. Ama şu anda gayet de güzel kokular burnumuza geliyor. Şimdi kapatıyoruz tekrardan. Çevirdik. 50 dakikamız kalmıştı. Start'a basıyoruz.